Herkese merhabalar. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 11. sınıf kimya kazanım kavrama testlerinden 19. 19.sını çözeceğiz. Testimizin başlığı kimyasal denge 4. Hemen başlayalım. Birinci sorumuza bakın. 4 tane maddenin özellikleri verilmiş. Kurada verilen asit ve bazlardan oluşacak tuzlarından hangileri hidrolize uğrar diyor. Şimdi hidrolize uğraması için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Zayıf asitten ya da zayıf bazdan gelen bir iyona sahip olması gerekiyor. Bakın birincisine baktığınız zaman amonyumu görüyorsunuz. Amonyum gördüğünüz gibi amonyaktan gelir. Dolayısıyla zayıf bazdan gelir ve hidrolize uğrar. İkincisinde sodyum iyonu kuvvetli bir bazdan geliyor. Klor da aynı şekilde kuvvetli bir asitten geliyor. Bundan dolayı ikinci bileşiğimiz sodyum klorür hidrolize uğramaz diyoruz. Üçüncü bileşiğimizde ise bakın florür iyonu var. Florür iyonu zayıf bir asitten geliyor. Bundan dolayı hidrolize uğrar diyeceğiz. Cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuz tampon çözeltilerle ilgili. Diyor ki yukarıdaki çözeltilerden hangilerinin karışmasıyla tampon çözelti oluşur? Tampon çözelti biliyorsunuz pH değişimine karşı direnç olan çözeltilere verilen isim. Tampon çözeltinin içerisinde zayıf bir asit ya da onun tuzu yani ile diyelim daha doğrusu zayıf bir asit ile onun tuzu ya da zayıf bir baz ile onun tuzunun yani konjügesinin olması gerekiyor. Birincisine baktığımız zaman arkadaşlar bakın her ikisi de sodyum hidroksit ve hidrojen siyonür asit ve baz bunların tepkimesinden ne oluşacak? NaCN tuzu oluşacak. Ortamda NaCN tuzu var. Peki ikisinin tepkimesinden hangisinden artar? Hacimleri eşit gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ancak burada HCN'nin mol daha yüksek. Bundan dolayı mol sayısı daha fazla. HCN'nin mol sayısı daha fazla olduğu için sodyum hidroksin tamamı tükenir. Ortamda hidrojen siyanür kalır. Yani ne oldu? Bakın ortamda bir zayıf bir asit var ve onun konjugesi yani siyanür iyonunu içeren bir tuz çözeltisi var. Dolayısıyla bu ikisinden bir asidik tampon oluşur diyoruz. ...kendisine baktığımız zaman kuvvetli bir asit ve arkadaşlar bir tuz görüyorsunuz. Potasyum klorür zaten nötr bir tuzdur. HCl'nin her ne kadar burada bakın klor iyonu içerse de burada dediğim gibi zayıf bir asit ve onun konjugesi şartını sağlamıyor gördüğünüz gibi. Üçüncüsünde ise bakın bir baz ile bazın karıştırılmasından bir tampon zaten oluşmaz diyoruz arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Çözeltiler nasıl oluşturulur? Tampon çözeltiler bir zayıf asitle kuvvetli bazı birleştirebilirsiniz ya da bir zayıf bazla kuvvetli asidi birleştirebilirsiniz ama ne olması gerekiyor ortamda artan maddenin zayıf asit ya da zayıf baz olması gerekiyor cevabımız A seçeneği üçüncü sorumuzda bakın tampon çözeltilerin özellikleri ilgili hangileri doğrudur diye bize sorulmuş Dış etkilere karşı özelliğini koruyabilir. Evet tampon çözeltiler belli bir miktar asit baz ya da su ilavesine karşı pH değerlerini koruyorlar diyoruz. Bu doğru. Az miktarda kuvvetli asit veya kuvvetli baz ilavesiyle pH değerleri büyük oranlarda değişir demiş. Hayır tam tersine pH oranları bundan etkilenmez ya da çok çok az etkilenir şeklinde biz bunu ifade ediyoruz. Zayıf bir asit ve bu asidin tuzunun veya zayıf bir baz ve bu bazın tuzunun oluşturduğu çözeltilerdir. Eğer zayıf bir asit ve onun tuzu varsa arkadaşlar asidik tampon, zayıf bir baz ve onun tuzu varsa bu sefer de bazik tampon diye adlandırılır. Üçüncüsü de doğru. Cevabımız neymiş? C seçeneği 1 ve 3 diyoruz. Dördüncü sorumuzda aşağıda bazı maddeler verilmiş diyor arkadaşlar. Bakın sülfür asit, nitrik asit, hidrojen potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit ve amonyak. Bunların özellikleri verilmiş. Diyor ki buna göre hangi iki çözelti karıştırıldığında oda koşullarında pH değeri 7 olur demiş. Arkadaşlar pH değerinin 7 olması demek H artı iyonlarının mol sayısıyla OH eksi iyonlarının mol sayısının eşit olması. Bakın bu da yetmez. Ondan sonra oluşacak olan tuzun da ne olması gerekir? nötr bir tuz olması gerekir diyoruz bakın. Oluşan tuzun nötr olması gerekir ki su ile tekrar hidrolize girmesin ve ortamın pH'i değişmesin. Birincisine baktığınız zaman şimdi eşit hacim ve derişim diyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Her birisi 1 molar 1 litre olsun. 1 molar 1 litrelik çözeltiler ne kadar? 1 mol madde içerir diyoruz. Dolayısıyla birincisi bakın sülfürik asit 1 mol ise bundan 2 mol H artı oluşurken ikincisinden 1 mol OH eksi oluşur. Gördüğünüz gibi H artının sayısı daha fazla olduğu için bu çözeltideki pH 7'den küçük olur. Neden? Ortam çünkü asidiktir diyoruz. Birincisi olmadı. İkincisine baktığınız zaman bakın burada 1 mol H artı var. Burada da 2 mol OH eksi var. Bu sefer de OH eksinin sayısı daha fazla. Ve biz ne deriz? pH bu sefer de 7'den büyük olur. Çünkü OH eksi artar ve ortam bazik kalır. Üçüncüsüne baktığınız zaman bakın arkadaşlar 1 mol 1 mol. Evet ikisi de tam tepkimeye girer. Bunun neticesinde bakın dikkat edin lütfen amonyum nitrat tuzu oluşur. İkisi de tamamen tükenir. Ancak şuna çok dikkat edelim arkadaşlar beraber. Amonyum nitrat içerisindeki amonyum iyonları tekrar suya saldırarak ne olur? Hidroliz olayını meydana getirirler. Bunun neticesinde de ne olmasını bekliyoruz arkadaşlar biz? Ortamın tabii ki pH değerinin bozulmasını. Bakın H çoğu artı oluştuğu için ortam ne oldu? Asidik oldu diyoruz. Yani burada asit ya da bazın tamamen tükenmesi değil, oluşan tuzun da nötr olması gerekiyor. D seçeneğinde bakın arkadaşlar 1 mol OH eksi ve 1 mol tabii ki H artı zaten olmaz burada ama bakın şöyle dikkat edin. İkisi de birer mol olduğu için arkadaşlar burada potasyum flörür bileşiği oluşur. Değil mi? Şimdi potasyum florür bileşiğinde gördüğünüz gibi arkadaşlar ortam nedir? E, flor iyonu tekrar suya saldıracağı için hidroliz olur. Ve ortamın arkadaşlar pH dengesi bozulur. pH 7'den büyük hale gelir diyoruz. Sonuncusunda arkadaşlar dikkat edin. 1 mol H2SO4'ün içerisinde 2 mol H var. 1 mol kalsiyum hidroksinin içerisinde de gene aynı şekilde 2 mol ne var bakın. OH eksi var. Bunlar birebir birleşir. İkisi de tamamen tükenir. Peki oluşan tuz, kalsiyum sülfat nedir arkadaşlar? Bu da tabii ki nötr bir tuz olduğu için tekrar suya saldırarak veya suyla tepkime girerek hidroliz olayını gerçekleştirmez. Bundan dolayı pH ne olur arkadaşlar? 7 olur diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Beşinci sorumuzda iki tane denklem verilmiş arkadaşlar. Bunlardan bir tanesinde HCl'nin yani tuz ruhu olarak bildiğimiz hidrojen klorürün iyonlaşma tepkimesini görüyorsunuz. İkincisinde ise amonyağın, amonyak bileşiğinin suyla olan tepkimesini görüyorsunuz. Burada ikisinin arasında arkadaşlar çok temel bir fark var. Lütfen buna dikkat edin. Bu karşınıza çıkacak. Bakın burada HCl'nin iyonlaşması tepkimesinde kullanılan ok tek yönlü bir ok. Ancak amonyağın iyonlaşması esnasında tepkimesinde kullanılan ise çift yönlü bir ok. Demek ki buradan ben şunu anlıyorum. Amonyak suda çözünürken bir denge oluşturuyor. Neden denge oluşturur? Bir madde arkadaşlar neden denge oluşturur? Çünkü bu onun %100 iyonlaşmadığını gösterir. %100 iyonlaşmadığından da ben onun ne olduğunu anlarım. Hem bakın OH- iyonu vermiş hem de ben onun zayıf bir baz olduğunu anlarım. Tek yönlü ok ise onun %100 iyonlaştığını gösteriyor. Dolayısıyla bakın o zaman HCl hidrojen klorür nedir? Kuvvetli bir asittir diyoruz. Bakın birincisi zaten doğru. NH3 zayıf bir baz onu da söyledik arkadaşlar. Aynı derişim ve hacimli HCl ve NH3 çözeltileri karıştırılırsa o da kuşlarına pH 7'den küçük olur demiş. Arkadaşlar bunların ikisini karıştırırsak yani tepkimeye sokarsak ne oluşur? Amonyum klorür oluşur. Kuvvetli bir asit ve zayıf bir bazın tepkimesinden oluşan amonyum klorür tuzu nedir? Asidik özellik gösterir. Asidik özellik gösterdiği için de bunun sulu çözeltisinin pH değeri 7'den küçük olur. Doğru. Çözeltilerin pH değerleri bakın baz olan çözeltinin pH'inin değil mi? Asit olan çözeltiden daha büyük olması zaten beklenendir. NH3 suda %100 yonlarına ayrışsaydı o zaman biz arkadaşlar tek yönlü ok kullanırdık. Ama yukarıda gördüğünüz gibi ne kullanılmış? Çift yönlü ok kullanılmış. Demek ki %100 değil arkadaşlar. O eğer %100 olsaydı kuvvetli baz olacak ama amonyak nedir? Zayıf bir bazdır. Yukarıda da zaten denklemini görüyorsunuz. Cevabımız E seçeneği. Altıncı sorumuzda bakın diyor ki 100 ml 0,2 molar asetik asit çözeltisine 100 ml 0,1 molar potasyum hidroksit çözeltisi ilave ediliyor diyor. Bir kere bunların ikisinin arasında bir tepkime gerçekleşecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Birisi çünkü asit diğeri de baz. Nasıl bir tepkime gerçekleşir? Tesir değerli ikisinin de 1, o zaman bunlar birebir tepkimeye girecekler. Bakın bir tane asetik asit ile bir tane potasyum hidroksit tepkimeye girerek şöyle Bir tane Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Tuz ve su bileşiği oluşturacaklar. Şimdi bunların tepkimesinde hangisinden ne kadar artar ve ne kadar ne oluşur buna bakacağız. Bunun için mol sayılarını yazmam gerekiyor. 100 mililitre nedir arkadaşlar? 0,1 litredir. Her birisinin mol sayısını ben nasıl bulurum? Molerite çarpı hacim şeklinde bulmam gerekiyor. 0,1 ile 0,2'yi çarparsam buradaki e, asetik asitin mol sayısının 0,02 mol olduğunu bulmuş oldum. Aynı şekilde potasyum hidroksitin mol sayısını bakın molerite çarpı hacimden bu gene litre, 0 0 0,1 litre. diğer de 0,1. 0,01 mol olduğunu buluyorum. Bakın gördüğünüz gibi 0,02 mol potasyum özür dilerim asetik asit. 0,01 molde ne var? Potasyum hidroksit var. Hangisi daha fazla? Tabii ki burada asetik asit daha fazla. Bundan dolayı ben diyorum ki bundan 0,01 mol tepkime girerken bundan da 0,01 mol tepkime girer. Bundan da 0,01 mol oluşur diyorum. Ne oldu arkadaşlar? Bakın potasyum hidroksit tükendi. Ortamda ne var şu an? Bir miktar asetik asit ve onun tuzu var. Yani zayıf bir asit ve onun tuzundan oluşan bir çözelti elde etmiştim ben. Elde etmiş oldum. O zaman bu çözelti nedir? Bu çözelti arkadaşlar asidik tampondur diyoruz. Tampon çözelti doğru. Asidik olduğu için pH'nin 7'den küçük olması gerekir. Birincisi de doğru. Asidik olduğuna göre turun sol kağıdının ne renge çevirmesini bekleriz biz? Asidik çözelti arkadaşlar. Mavi turun solu kırmızıya çevirir. Dolayısıyla üçüncüsü yanlış. Cevabımız 1 ve 2'ymiş. Yedinci sorumuz arkadaşlar bir yorum sorusu. Üç tane öncül verilmiş tampon çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur diyor. İnsan kanının pH değerinin 7,4 olması tampon sistemler tarafından sağlanır. Doğrudur arkadaşlar. Biz su içiyoruz. Değil mi? Asit ya da bazik maddeler tüketiyoruz ama vücudumuzun pH değeri bundan etkilenmiyor. Bu işte bu dediğimiz gibi arkadaşlar. Vücudumuzdaki tampon sistemler tarafından sağlanıyor. Göllerdeki asit baz dengesi tampon çözeltiler yardımıyla dengelenir. Aynen öyledir arkadaşlar. E bikarbonat karbonates tampon çözeltisi en önemli tampon sistemlerindendir. Tabii ki bakın burada ne var arkadaşlar gördüğünüz gibi zayıf bir asit ve onun konjuge'si var. Değil mi? Bazı var yani. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneği. 8. sorumuzda diyor ki HX asidi ve MOH2 bazının tepkimesi sonucunda oluşan tuz hidrolize uğruyor diyor. Bakın arkadaşlar hidrolize uğruyormuş. Hidroliz uğramak ne demek? Demek ki burada oluşan tuz ki bu tuzun formülü de nedir? Onu da yazalım isterseniz arkadaşlar. M X aklımızda bir şeye gidiyorum. HCl'ymiş gibi düşünüyorum ya. M X 2 tuz oluşmuş arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla bu tuzun iyonlarından bir tanesi demek ki su ile tepkimeye giriyormuş. Biz daha önceki sorularda da şundan bahsetmiştik. Ne demiştik? Hidrolize kim uğrar? zayıf asit ya da zayıf bazdan gelen iyon değil mi? Zayıf asit ya da zayıf bazdan gelen iyon. Eğer bunların her ikisi de kuvvetli olsaydı, o zaman oluşan tuz nötr olurdu, hidroliz de olmazdı. Ama değil demek ki arkadaşlar, en azından bir tanesi bunların zayıf. O kesin. Peki oluşan tuz hidrolize uğruyorsa ortamın pH değeri 7 olur mu? Hayır, olmaz tabii ki. Birinci öncülümüz yanlış. Oluşan tuz bazik olabilir, oluşan tuz asidik olabilir. Zaten sorumuz olabilir sorusu olduğu için cevabımız da 2 ve 3'müş diyoruz. 9. sorumuz gene hidrolizle ilgili. Diyor ki yukarıda verilen tuzlardan kaç tanesi hidrolize uğrar? Arkadaşlar tuza bakacağız. Tuzdaki iyonlardan bir tanesi zayıf asit ya da zayıf bazdan geliyorsa o zaman o tuz hidrolize uğrar diyeceğiz. Bakın birincisinde ne var arkadaşlar? Amonyum var. Amonyum nereden geliyor? nh 3'ten geliyor. NH3 ne? Zayıf bir baz. O zaman bu hidrolize uğrar. İkincisinde bakın fluor var. Hemen benim gördüğüm. Flor nereden geliyor? HF'den geliyor. de HF'de zayıf asit. Dolayısıyla bu da gene ne yapar? Hidrolize uğrar diyeceğiz. Üçüncüsünde lütfen bakın arkadaşlar asetat kökü var. Bu asetat kökü nereden geliyor? Asetik asitten geliyor. Asetik asit de zayıf bir asit olduğu için demek ki asetat kökü içeren bu çözeltide potasyum asetat ne yapar? Tabii ki hidroliz olur. Üçüncüsü, dördüncüsünde ne var? Bakın siyanür var. Siyanür hidrojen siyanürden geliyor. Hidrojen siyanür zayıf bir asit. Demek ki siyanürün olduğu bu çözeltisi hidrolize uğrar diyeceğiz. Ve sonuncusunda bakın ne var arkadaşlar? Sodyum sülfat var. Sodyum, sodyum hidroksitten geliyor. Bakın o da sülfür geliyor sülfatta. Birisi kuvvetli baz, birisi kuvvetli asit. Dolayısıyla ikisinin tepkimesinden oluşan bu tuz nedir? Nötrdür. Yani hidrolize uğramaz diyoruz arkadaşlar. Cevabımız 4 tanesi hidrolize uğradığı için D seçeneği. Onuncu sorumuz gene bakın hidrolizle ilgili. Yukarıda arkadaşlar bazı maddelerin kuvvetli asit mi kuvvetli baz mı zayıf asit mi zayıf baz mı olduğu durumları verilmiş. Diyor ki bu bilgilere göre tepkimelerinden hangileri gerçekleşir demiş. Hidroliz tepkimelerinden hangileri gerçekleşir? Bakın gerçekleşmesi için buradaki iyonun mesela bu siyanür iyonunun ne olması gerekiyor? Zayıf bir asit ya da zayıf bir bazdan gelmesi gerekiyor. E baktığınız zaman arkadaşlar hidrojen siyanürden geldiğini yani zayıf asitten gelen bir iyon olduğu için su ile hidroliz tepkimesi vereceğini anlıyoruz. Amonyum nereden geliyor? Amonyum da arkadaşlar gördüğünüz gibi amonyaktan geliyor. Amonyak da zayıf bir baz olduğu için tabii ki bu da gene ne yapar? su ile hidroliz tepkimesi verir. Üçüncüsünde potasyum var. Potasyum nereden geliyor arkadaşlar? Potasyum kuvvetli bazdan geliyor gördüğünüz gibi. Bundan dolayı hidroliz tepkimesi gerçekleşmez. Ve dördüncüsünde bakın klor var. Klor arkadaşlar nereden geliyor? Kuvvetli asitten geliyor. Kuvvetli asitten geldiği için de gene hidroliz tepkimesi gerçekleşmez diyoruz. Cevabımız A seçeneği. 11. sorumuz amonyum nitrat tuzu ile ilgili arkadaşlar hangileri doğru değildir demiş arkadaşlar. Yani yanlış şu soruyor bize. Bakın amonyum nitrat hangi maddelerin birleşmesiyle oluşmuştur? Lütfen dikkat edin. Amonyum arkadaşlar amonyaktan gelir. Buradaki nitrat ise nitrik asitten gelir. İkisinin tepkimesinden ne oluşur? Bakın amonyum nitrat oluşur. Amonyak nedir? Zayıf bir bazdır. Peki nitrik asit nedir arkadaşlar? O da kuvvetli bir asittir. Dolayısıyla zayıf baz ve kuvvetli asitten oluştuğu için bunların oluşturduğu bu tuzun asidik olmasını biz bekliyoruz. Asidik olduğundan dolayı suyla olan tepkimesinde ne oluşur arkadaşlar? Suyun pH değeri 7'den küçük olan bir asit çözeltisi oluşturur. Bir kere üçüncüyü çizelim. Nötr çözelti oluşturur demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Bir de diyor ki katyonu hidroliz olur. İkincisi de diyor ki anyonu hidroliz olur. Hangisi hidroliz olur? Bakın zayıftan gelen iyon amonyum iyonu arkadaşlar. Amonyum iyonu hidroliz olur. Dolayısıyla burada hangisi katyonu hidroliz olur ifadesi Doğrudur. Anyonu hidroliz olur mu? NO3 eksi. Hayır arkadaşlar. Bu kuvvetli asitten geldiği için hidroliz olmaz. Yalnız bir cevabımız A seçeneği. Ve geldik testimizin son sorusuna arkadaşlar. Yine bir bilgi sorusu tampon çözeltilerle ilgili. Diyor ki hangileri de kullanılır? Tampon çözeltiler. Bakın pH değişimine direnç gösterdiğinden test boyunca bahsettik. Konserve gibi gıdaların asitik dengesinin sağlanmasında evet arkadaşlar kullanılır. pH değişimine karşı duyarlı maddelerin korunması evet bir insan vücudunda da az önce bahsettik arkadaşlar 7,4 olması gerekiyor enzimlerin çalışabilmesi için değil mi? Gene bizim vücudumuzda da tampon çözeltiler bu konuda görev alıyor. Ve gene titrasyon işlemlerinde de arkadaşlar tampon çözeltiler kullanılır. Cevabımız E seçeneği. Hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere.